kızmaz. İlham veren kadınlar bölüm 2. Saadet öğretmen, hazırsanız hadi başlayalım. Benim hayatta en çok ilham aldığım gerçekten kadınlardan biri. Muhtemelen ben ağlayacağım. Yani onu artık ben yapamam. Anladım. Şimdi şurada biraz önce konuşunca ağladık. Saadet öğretmen, ben direkt sana Saadet öğretmen diyorum yani hani biliyorsun. Tezon programı yaptığım dönemde birlikte program yapmıştık. Çok ağladım ama çok şey öğrendim. İğrenç bir dönemde yaşıyoruz. Yani şu dönem yaşadıklarımızın hepsini bir düşününce çok kötü bir dönemde yaşıyoruz. Ve bu kadar kötülüğün olduğu bir dönemde mesela bende o şey yok. O göt yok. YouTube'dayız. Saadet'in. Tamam. Olur. Ya ondaki şey yok bende. Bilmeyen yok ama Saadet biraz kendinden bahsetsene. Belki çünkü YouTube'da çocuklar da oluyor ya. Yani çocuklar derken 17-16 yaşında falan. Belki zaten onlar bize çok lazım. Değil mi? Biz dünün çocuklarıyla bugünün çocuklarını kurtarıyoruz. Aslında Saadet böyle hayatının belli bir döneminde öğretmenlik istemiş bir kadın. İçinde de o böyle inanılmaz bir ateş. Her şeyi böyle kıvamına getirmiş. İstediği gibi güzel bir hayat yaşarken bir anda böyle kafası attı. Dedi ki ne işim var benim, bu insanlar birbirlerini yiyip ediyorlar. Sonra bir öğretmenlik hayalim vardı. Akademi kuracaktım ama o iş bir anda böyle bir köy öğretmenliği yapayım, hayalimi gerçekleştireyim. Sonra ona dönerim diye gittim. Hayatım orada değişti aslında. Tasarlanmış tesadüfler, insanın hayatı bir anda değişebiliyor. Beni o köy kendine çekmiş. Oraya gitmemin bir sebebi varmış ve beni büyük bir güç oraya çekmiş. Bir insanla karşılaştım, bir öğretmenle. Oranın hem okul müdürüydü hem de birleştirilmiş sınıfın derslerine giriyordu ama ben onun istismarcı olduğunu bilemezdim. Bir sene gibi bir dönem çalışırken şüphelerim iyice yerini buldu aslında. Çocuklardaki sorunları görebildim, gözlemleyebildim. 22 seneden beri aynı köyde. Acı olan tabii insanlar susmuş. Annesi de o köy okulundaydı. Evet, insanlar susturulmuş ve o 22 senede eminim ki çok kişi şikayet etmiştir ama bir el uzanmamış, öğretmenler gelmiş gitmiş, gelmiş gitmiş, mutlaka denk gelen birileri olmuştur. O 8-9 metrekare odanın kapısı kapalı olan yere girdikten sonra zaten ben çocukları masanın altında gördüm. Bir cinsel istismarcıyla karşı karşıya olduğumu gördüm. Mücadelemiz orada başladı. Yani o kızlar, o harika çocuklar aslında bir fitili ateşlediler ve bizimle nasıl konuşmamız gerektiğini bize öğrettiler. Çünkü biz hepimiz cinsel istismar kelimesi ya da kavramı neyse bunu toplum olarak konuşmayı hiç bilemedik. Hep sus dendi. Okulda arkadaşınla bir şey oldu, sus. Arkadaşını satma, sus. Bir şey oldu, hep sus, 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 sus. İşte bu seni izleyen kitle öyle değil. Onlar çok farklılar ve konuşuyorlar. Bence değişimin temeli de onlar oldu. 2004'ten sonra doğan çocuklar oldu. O yüzden de benim öğrencilerim de konuştu. Onlar 6,5, 7, 8, 9 yaşlarındaydı. Biz onlarla mücadeleye başladık. Bu mücadeleyi de birlikte verdik. Köyün kendisi çok iyi. Aileler çocuklara sahip çıktılar. Dramaları, işte psikodrama, onun dışında destek aldırdık. Çocuklar için araç ayarlamıştık. Çocuklar devamlı 9 Eylül Üniversitesi'ne gittiler. Orada destek aldılar. Sonra ben artık gelmek istemiyorum diye kendi kararlarını verebilecek hale geldiler. Sonra toparladı çocuklar. Tabii biz hiç bahsetmiyoruz. Hiç o konuya girmiyoruz. Çok örselendiler dava aşamasında. Biz yaşayarak öğrendik. Ben de yaşayarak öğrendim. O yüzden de bugün ucim o yüzden kuruldu. Çünkü bütün çileleri ben de çektim onlarla birlikte. Ucim, evet, aslında çok pardon lafını kestim. Ucim, yani aslında bu olaydan sonra sen ucimi kurdun. Evet. Ucim çok önemli bizim için, benim için. Hani herkes kendine bir şey seçer. İşte bağış yapmak için, destek olmak için bir dernek seçer. Seçmeyeniniz varsa bunu sorgulayın. Ben ucimi seçtim aslında. Çok kötü oluyorum. Benim aklıma geldiği için biraz moralim bozuyor. Biraz uçumu anlatsana. Ay. Ucum, aslında ben bir trafik kazası geçirdim. Sabotajdı bu. 4 takla attım. O taklaya attığım zaman çok güzel ve ışıklı bir yer hatırlıyorum. Yani çok mavi böyle, çok güzel, tasasız, kaygısız bir alandı. Ama insan yine geri gelmek aslında istemedim de geri geldim. Sonra derneği kurmak istedik ve kurmak istediğimiz zaman ben çok insan aradım ama insanlar çok korktu bu konudan, bu alandan. İşte Yücel Ceylan da o çocuklar döneminde kendi ailemiz, eşimiz, kardeşlerimiz
arkadaşlarım. Oturduk, biz insanlara seslenmeyiz ve bir anda baktık ki müthiş insanlar var. Bu mücadelede tanıdık ama biz birbirimizi hepimiz. Ve o cimi kurduk. Bir iyilik hareketiydi bu. Yani biz dernekten daha çok işte senin gibi, benim gibi, sizin gibi insanların olduğu bir alan. ucim.org.tr çatısı altında biz birleştik. 50 bin olduk. Gerçekten. 50 bin olduk. 54 ilde yapılandık. Önleme merkezini açıyoruz. Evet, çok acayip. 20 Mart'ta İzmir'de önleme merkezi açılıyor. Biz ilk Saadet programa geldiğinde ya dedim ki ya bir yerin olması gerekmiyor mu senin artık? Ya aslında çok zor o işler ya. Yani çok büyük paralar, çok zor işler yani dedi. Bir yıl geçmedi. Ya çok ay ay yani çok ay böyle 4-5 ay gibi bir süre hatta. Olduktan sonra hep böyle vah vah diyoruz ya. Hayır, olmadan önce engelleyelim. Burada toplanacağız. Çünkü bizim elimizde yüzlerce dava dosyası var. Biz dava dosyalarına gönüllü avukatlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bizi kapıdan kovsalar bacadan giriyoruz. Çok zekiyiz o anlamda. Yani biz geçen gün Ağrı'ya gittik, Erzurum Barosu'na gittik, konuşmalar yaptık. Ben bir durumdan çok etkilendim. İnanamadım. O kadar duygulandım ki beni dinlemeye gelmiş bir müftü bey ve dedi ki bana 1500 kadına seslenin hocam. Anlatın, anlatın. Hep birlikte eğitelim insanları. İyi yürekli olan her insanı buluyoruz biz. Evet, geldi. Onlar da geliyor, seni buluyor. Bu soruyu sana sormuştum. O yüzden bir daha soracağım. Benim için çok mühim. Türkiye'de kaç çocuktan kaçı istismara uğruyor? Şimdi biz cinsel istismar değil, ihmal ve istismar evet, olarak da aynı. Mutlaka 5 çocuktan 3'ü istismar ve ihmale uğruyor. Yani fiziksel şiddet, duygusal şiddet, çocuklar bunu yaşıyor. Cinsel istismar oranı da çok kapalı bir toplumduk. Artık değişmeye başladı bir şeyler. Yani biz raporlamaya başladık. Bu iyi bir şey. Yani hani Kanada'da... Evet, bunun da konuşulmasını sağlıyorsun. Yani o kaç çocuk daha neler yaşıyor ve hiçbirimizin haberi yok. Yani tabii Kanada'da işte Amerika'daki oranın bu kadar yüksek olmasının sebebi raporlamanın olması. Ve istatistik. Biz toplum olarak istatistikten çok korkuyoruz. Cinsel istismar çocuklara %75 yakından geliyor. Yani öğretmen, dayı, dede, komşu, abi. Yani bu çocuklara yakından geliyor. Hiçbir şekilde hani yoldan geçerken çocuğunuz cinsel istismara uğramıyor. Çocuğunuz yakınlarından bunu görüyor. Bir şey daha soracağım. Şunu çok merak ediyorum. Şimdi bu aralar işte zaten seni çok yakından takip ettiğim için birçok davana da hakimim. Ben bu davadaki özellikle en son Leyla'nın annesinin mahkeme salonunda dediği laf beni bitirdi yani. Hani Leyla senin çocuğun olsa sen ne karar verirsin deyip çıktı. O kadının da derdi belli ki başka. O kadının da neler yaşadığını ben tahmin edemiyorum. Ama çok tip anne olduğunu fark ettim senin davalarda. Yani kocasını koruyan, amcasını koruyan, gerçekten koruyan, inanmayan. Hatta inanıp da yine susan. Susan, tehdit edilen, yani ölüm riskine rağmen konuşan. Yani onlarca kadın var. Bununla nasıl baş ediyorsunuz? Yani çok, çünkü kadınlar işte sus diyorsun ya, bir şekilde artık o öğretilmiş çaresizlik midir nedir? O kadınlar bir susuyor. Aşiret var, bir denge var orada. Ve gittiğinizde şunu görüyorsunuz, ben çocuğun ailesine bile ilk gittiğimde, başsağlığına gittiğimde erkeklerle aynı yerde oturamadım. Bir şeyi, mantaliteyi değiştirmek ve orada devletin gücünü oraya yayabilmek ve buradaki bu işte aşiret, cemaat, her neyse bu kavramları değiştirebilmek gerekiyor. Yani buradaki riski kadın... Yani kadın şunu söylüyor, benim daha 6 çocuğum daha var, onların da canını düşünmek zorundayım diyor, konuşamıyor. Yani biz burada öyle bir emsal karar çıkartmalıyız ki bir daha buna yeltenememeliler. Yani oradaki savcı da, hakim de karar vermeliler. Bu kararı kimler aldıysa yani, uygulayan değil, alan da aynı şekilde cezalandırılmalı. Antalya'da 25 çocuk cinsel istismar öğretmenleri tarafından uğramış, rehber öğretmen bildirim yapmamış. Okul müdürü Ankara'dan daha önceki bir olayla ilgili bilgi gelmesine rağmen olayın hiç üstüne gitmemiş. Yani baktığınız zaman... Bu da cezalandırılmalı biz yani. Biz suç duyurusunda bulunduk. Biz rehber öğretmen içinde bulunduk. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü içinde bulunduk. Müdür içinde bulunduk. Benim okulum ne demek ya? Çocuklar, sen çocuklara hizmet veriyorsun. Okulun adı neymiş? Bu ne kadar bağnaz ve çirkin bir düşünce. Şimdi Eymen de yani bunların hepsini zaten Saadet'in sayfasında görebilirsin. Zaten çoğu artık bütün gazetelerde olan hikayeler. Eymen de benim aklımın almadığı
yaptığı bir şey. Bu çocuk devamlı olarak işkence görmüş bir çocuk. Yani bu çocuğun eli, yüzü, gözü mor. Bu çocuğun üstünde sigara söndürülmüş. Bu çocuk okula gidiyor. Bu çocuk sokağa çıkıyor. Yani nasıl konuşulmaz? Yani bu aklım almıyor ama yani... Ben Eymen davasından sonra hiç uyuyamadım. Eymen davasına girdiğimde benim canım çok yandı aslında. Yani ben başka bir saadete oldum. Her dava beni belki başka biri yapıyor. Eymen ihmaller zincirinden ölmüş. Yani Eymen kapıcı görmüş, komşu görmüş, öbürü görmüş. Adam bütün gün servis aracında çocuğu oradan oraya gezdirmiş. Sosyal hizmetler gelmiş. Anne ben nişanlıyım, SSK'lıyım demiş. Niçin siz bu çocuğu SSK'lı bu kadın değil mi diye bakmıyorsunuz? Bugün o çocuk alınsa zaten anlatacak yaşadıkları. Ebeveynlere sormaktansa çocuklarla bir alıp konuşsalar zaten olaylar ortaya çıkacak. Çok. Bu sapkın, bu cani, bu barbar ruhlu insan. Hukuka göre belki böyle konuşmamam lazım. Ay ben konuşurum. Pislik, yavşak herif. Yani insani şeyinde bakın bir çocuğu katletmemiş de sanki bir trafik cezası davasında gibi o kadar rahattı ki. Hiçbir şey yoktu. Ya bir çocuk öldürülmüş. O öldürülmüş. Her gün öldürülmüş bir de yani. Öldürülmüş. Her gün öldürülmüş. Yavrumu duvarlara çarpmışlar ve çocuğu arabaya koymuş ve bu çocuk ikinci, üçüncü şahıslara bu çocuk satılmış mı? Bu çocuğun bütün kayıtlarının çıkması gerekiyor. Yavrum benim. Bu çocuk yani raporlarında onu söyle. Yani, yani çocuğun cesedinde yani tandır kuyusundan 15 gün sonra çıkmış. Zaten vücutta hiçbir bulgu kalmamış ama kişi kamera kayıtları çıktığında işte bunu ben çekmedim anne çekti diyor. Bir cinsel istismar var ortada zaten. Birçok tanık var, ayrıntılar var. Bir insan el uzatamamış Eymen'e. Biz Eymen'i koruyamadık. Yani biz Eymen'i toplum olarak koruyamadık. Ve bugün Eymen aramızda yok. Gerçekten davalardan sonra böyle hani öfkeleniyorum, söyleniyorum, ediyorum. Ağzım yüzüm yamuluyor ediyor ama ya ucum gerçekten çok iyi yürekli insanların olduğu bir yer. Avukatımız dedi ki hastalandım hocam. Yani ben konuşacak kelime bulamadım. Eymen gözlerimin önüne geldi. Kaç yaşındaydı Eymen? 4 yaşındaydı Eymen. Aslı tutuyorum kendimi çünkü bu aşağılık insanlar yol yöntem belirliyorlar ve toplum içinde bir yer ediniyorlar. Bunlar gidip böyle korkacağınız tipler değil. Bunlar bizim aramızda geziyor. Bunlar oturup belki çay kahve içtiğimiz insanlar. İnanın adama baktığınızda bunu söylemem lazım. Ayağındaki pantolondan üstündeki kabanına markaydı. Ve nasıl temiz giyimle gelmiş? Öğreniyorum ki hapishanede dolabı da var, halısı da var. Her şeyi yerinde. Bunu bir de besleyen insanlar var yani. Çünkü konuşacağım diyecek muhtemelen. Orada millete neler yapıyor? Ya da ailesinden de besleyenler var. Yani bu insan içeride bakılsın diye mi? Hayır ben gerçekten cinsel istismar ile ilgili bu tarz insanların tek tip giyinip çıkmasını istiyorum. Yani giysinler turuncu mu giyecekler ne giyeceklerse giysinler ve çıksınlar. Ya bu olacak bir şey değil ya. Ya bu çocuk katledilmiş. Annesi içinde zaten o artık çocuğu olmamış. Uyuşturucuya alıştırılmış bir kadın var ortada. Zaten çocuk onlar için önemini kaybetmiş. Bakmamız gereken ve odaklanmamız gereken şu. Bizim çocuk koruma sistemimiz yeterince çalışıyor. Evet. Yani şimdi Netflix'te sana onu bahsettim. Bir belgesel izledim. Frederick bilmem ne 8 yaşında bir çocuğun yani birebir Eymen'le aynı yani birebir. Dava öyle bir noktaya gidiyor ki yani çocuk güvenlik sistemi ve bütün çalışanlar bir anda sorgulanmaya başlıyorlar ve hani dava oradan çıkıyor. Bir çocuk cinayetinden çıkıyor ve sistemin sorgulandığı başka bir yere geçiyor. Çünkü burada biri de bir, bini de bir. Yani hiçbir fark yok. Bir çocuğun canı bizim ihmalimiz yüzünden gittiyse burada bence ya sistemi sorgulayacaksın abi yanlış bir şey yaptın. Ya o sistemin içinde olan insan mesela geceleri nasıl uyuyor? Ya uyuyamazsın. Biz yargıda diyoruz ki işte niçin böyle, niçin salındı? Bizim bütün belgeleri, bulguları toplayacak bu çocukla ilgili ihtisaslaşmış bir alanımız olmalı. Nasıl terörle mücadelede böyle bir alan var? Burada da bulguları toplayacak. Bütün kirli sırları ortaya çıkaracak. Bir alan gerekiyor. Çünkü bir çocuktan bahsediyor. Bir çocuğun geleceğinden hayal. Biz beraat
ettirdiğimiz cinsel istismarcılar sonrasında sizce çocukları katletmiyor mu? Yani niçin? Ne pasta? Bundan daha Antalya'da ya, Antalya Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı da dahil olmak üzere biz müdahaleliklerini istedik. Çocuk şöyle diyor. Adamın kızı diyor ki babam çocukları böyle sever. Havlusunu belinden düşürür ve çocuğu odaya alıyor. Çocuk kapatıyor, hürriyetinden yoksun bırakıyor. Bir kamera kaydında çocuk tarihi doğru verememiş diye cinsel istismarcı beraat ettiriliyor. Ve sonra biz bakıyoruz, redde hakim yaptık. Hakimle sanığın avukatı Jessica de tatillerde. Yani şimdi ben şunu anlayamıyorum. Adalet, hukukun üstünlüğü, bir şeyleri belirlesinler. Yo, yani bunlar denetlenmeli, bakılmalı, yanlışlar düzeltilmeli. Biz boşuna demiyoruz istisnas mahkemeleri. Artık şu istismara maruz kalan çocuklar için sistem kurmalılar. Kadın başına. Korkmuyor musun? Yani gerçekten bunu söylüyorum. Korkmadım. Çünkü ben bir tırsardım. Tam belki herkes tırsar. Erkek olsan da tırsarsın. Yani aşiretlerle uğraşıyorsun. Yani uğraştığın insanlar insanlık vasfını yitirmiş. Ne Allah'tan, ne artık kime, neye, ne şekilde inanıyorsa bundan korkmayan, kanundan korkmayan insanlarla uğraşıyorsun. Yani çomağa sokuyorsun. Korkuyor musun? Ben de korkuyorum. Korkuyorum. Yani aslında ben o kazada korku kavramını kaybettim. Yani o hani ölüme yakınlaştığım bir an var ya. Sonsuz bir şefkat ve sevgi duygusu bizi koruyor. Bana diyorlar nasıl dayanıyorsun? Mahkeme kapılarına ya da bir yere gittiğimde bir çocuğun yüzündeki böyle bir gülümseme var ya. Ya hani kötülüğü almıyorum bünyemin içine. İyiyi alıyorum ve o iyiliği dünyama alınca kötülük benimle savaşamıyor. Diyorum ki ya bir insanın daha hayatına dokunacağım ve o mahkeme salonunda yalnız olmayacak. Bakın Eylül vardı ya, katledilen Eylül. 300 kişi geldi böyle, işte 200-300 kişi koridordu. İnsanlar böyle giriyorlar. Eylül'ün babası dayanamadı. O çocuğunu katledenin üstüne atlamaya çalıştığında bir an vardı. Ben izliyordum salonu ve jandarma tutmaya çalıştı Eylül'ün babasını ama biraz omuzlarından sıkı tuttu. Aslında olayın paniğiyle, yani bizim askerimiz çok insaflı. Evet, ben hiç kıyamıyorum. Mehmetçiklerimizi de burada anlıyorum. Çok üzüldük ama onlar için mücadele etmeliyiz. Yani bu çocuklar boşuna orada ölmemeliler. Yani bu vatan toprakları, bu sınırlar bize boşuna verilmedi. Çanakkale'de o gencecik nesillerimiz boşuna gitmedi. Biz bu topluma, bu vatana sahip çıkmalıyız ki dünyadaki başkalarına da faydamız olabilsin. Jandarma işte tuttuğunda bir engame oldu ve ben inanamadım. İnsanlar akın akın babayı korumak için kürsülerden atladılar. Biz çok mükemmel bir toplumuz. Yani biz gerçekten bu ahlaksızlarla mücadele ediyoruz. Değerlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ve bizden çok değiller. Sadece çok planlamışlar, çok programlamışlar. Bizden galiba cesur davran. Ama biz cesur olmalıyız. Bizler örgütlenmeliyiz. İnan ucumu ayakta tutmak için uğraşırken sen de karşıma bir melek gibi çıkmışsın. Bu bir yalan değil. Sen beni aradın. Geldim. Biz bugün önleme merkezini açıyoruz. İnsanlar şey diyorlar bazen, diyorum ki yayınlasak diyecekler ki bu sefer gizli güçler. Ay. Hadi anladın. Ucum benim için çok kıymetli zaten biliyorsun. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Kurgucu Bey benim altı. Kurgucu Bey de şu an bitmiştir. O da çok duygusaldı. O da bitmiştir. Kurgucu Bey. Baby. Baby mi? Baby. O da bizde. O da Baby. O da Baby. Alta Ucum'un bilgilerini yaz Baby'cim. Biz televizyonda çok güzel bir düzenli bağışçı topladık. Burada böyle dernekle... 517 oldu. 517 mi? 517 adet düzenli bağışçısı var şu an Ucum'un ve bu sayede yapılanabildiler. Bu sayede ne kadar çok düzenli bağışçısı olursa o kadar çok çocuğun hayatını kurtarabiliyoruz. Evet, yani biz onun gibi değiliz. Olamayız da. Ama onu güçlendirmemiz gerekiyor. Onun örgütünü güçlendirmemiz gerekiyor. Bu yüzden bu 517'yi bin yapmamız lazım. Şöyle bir dertleri yok. Bize binlerce para yatırın. Hayır. 50 lira. Bak 50 liraya. 50 lira, 30 lira. Neyse, ne verebiliyorsanız. Tek derdimiz düzenli olarak her ay bunu yapmanız. Bu video yayınlandıktan sonra 2 hafta içinde size açıklayacağım. Çünkü biz yaparız. 517 yaptık, 1000 de yaparız. Gerçekten seni çok seviyorum. Yani benim hayatıma çok ayrı. Yani bir de ne olursa olsun. Vallahi çok seviyorum. Gerçekten. Anne olduktan sonra bir şey oluyorsun. Yani kendine de kızıyorsun. Dediğin şey çok doğru. İşte en iyi hastanelere götürüyorsun. En iyi sağlık sigortaları. Aynen. En iyi okula gönderiyorsun. Yani 3 yaşındaki veledin. Hani işte İngilizcesi çok iyi olmalı ama falan diye öyle bir okul. Yani bu kadar sakınıyorsun. O gün yanından geçerken şöyle çarptım bacağına. Böyle yaptı. Anne bana vurdun dedi.
anneciğim özür dilerim vurmadım çarptım diye 15 dakika velete laf anlattı. Yani ve ben böyle ve muhtemelen sizler de böyle pamuklara sarıp çocuklarınıza bakarken onların arkadaşlarını da düşünmemiz lazım. Çünkü o da bizim çocuğumuz. Hiçbir fark yok yani. Naz nasıl benim çocuğumsa, işte Leyla da benim çocuğumdu. Evet. Eymen de benim çocuğumdu. Bazısına yetişemiyoruz ama yetişebileceğimiz çok fazla çocuk var. Türkiye'de özellikle yani birçok istismar görüyoruz ama hani bu cinsel istismar tabii ki de ekstra rahatsız edici ve iğrenç bir durum. Bu seks, cinsellik hep kapalı ya. Kapalı olunca çok namuslu sanıyoruz. Bunu konuşmayınca çok namusluyuz ya işte evlenene kadar elimi erkek edilemedi. Çok o işi öyle değil. Çocuklarınıza konuşacaksınız. Çocuklarınıza anlatacaksınız. Evet. Kitap okuyacaksınız bununla ilgili. Çocukların 3 yaşından itibaren başlıyor dürtüleri. Bunu çocuğuna anlatacaksın. Bu çocuğunun orasına burasına nasıl dokunması gerektiğini, kim dokunur, kim dokunamaz bunları anlatacaksınız arkadaşlar. Bu işin öylesi böylesi. Çocuğunuzu sus yemeğini ye, sus onu yap demeyeceksin. O zaman o çocuk işte hep susacak. Çocuğunuzu konuşturacaksınız. Ya ben uzman falan değilim. Çok da doğru şeyler söylüyorum. Sadece okuyorum. Siz de okuyun, izleyin. Acayip iyi uzmanlar var. Bu işler tıkaka değil. Cinselliği de konuşacaksınız. Çocuğunuzun konuşması için de ona destek vereceksiniz. Yoksa yani konuşmayan, susan, halledilir deyip bunun arkasına atıp kapatan bir toplum olduk. Hiç değilse bizim çocuklarımız öyle olmasın. Bir şeyler değişiyor. Evet, işte sayende. Umut var ve değişiyor. Çocuklar da konuşuyor. Kaygımız, tasamız, sevincimiz, yaşadığımız her şeyi anlatabilmeliyiz. Bu netlikte yeni bir nesil geldi. Ben onlara çok inanıyorum. Onlar başka bir toplum oluşturuyorlar ve çok duyarlılar. Eğer bugün ucumda %95 gençse zaten biz evet. Doğru bir yoldayız. Birlik beraberlik içinde bu işi çözeceğiz Aslı. O yüzden sana çok havalı plaketim var. Ucum ailesi. Seni galiba bir peri görüyor. Ben de seni bir melek olduğunu görüyorum. Bizimlesin. İyi ki bizimlesin. Hayır. Bu bir başlangıç. biz güçlendikçe biliyorum ki daha güzelleri olacak, projelerimiz olacak evet. Ve birlikte yol alacağız. Evet, şöyle koyayım. Birçoğunuzun ilham aldığına eminim, birçoğunuzun kafasında bazı şeyler açıldığına eminim. Ben Saadet Er gördüğümde onu hissediyorum. İyi ki geldin şu programın arasında, gerçekten. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Biz galiba başaracağız. Evet, evet. İleride 10 sene sonra bitecek. Ay bir şey diyeceğim, şöyle oldu. Olacak. Ben diyorum ya, bende o götü yok. Ben ayol seni yapamam. Bir sene sonra ben de Van'da Saadet'e... Mücadele edeceğiz. Bence evet. Bir davaya da hep birlikte gideceğiz. Yani ben orada diyorum. Ben ama benim hiç biliyor. Ben orada artık adama mı saldırırım, ben küfrederim. Hakime mahkeme dalla. Sonra böyle. Böyle gidiyorum. Yok yok, değiştireceğiz. Gidelim beraber gerçekten. Geçeceğiz. Ben de kendimi şey yaparım, durdururum biraz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Unutmayın, 514 müydü? 514 bağışçı. 517. 517 bin yapacağız. Çünkü Beybiler komünitesi bunu yapar. Sizi çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda İlham Veren Kadınlar'da Ayben konuk olacak, onunla rap yapacağız. Neden bunu yapacağım hiçbir fikrim yok ama Türkiye'de bu kadar eril bir rap dünyası varken Ayben yıllardır uğraşıyor yani, hastasıyız. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, bay bay! Ne yapacağız?